Adil Cevaz, Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis iline bağlı, Van Gölü'nün kuzeyinde, Ahlat, Erciş, Malazgirt ve Patnos ilçeleriyle komşu, Süphan Dağı ve Van Gölü arasında tabii güzelliğe sahip, tarihi ve turistik özellikte yerleri olan, Doğu Anadolu'nun en güzel ilçelerinden biridir. Van Gölü'nün en güzel ve en uzun sahillerine sahip olan ilçemizin yüzölçümü 812 km², rakımı ise 1650 metredir. İlçemize bağlı bir belde, 28 köy ve 7 mezra bulunmaktadır. Merkez nüfusu 14.894, toplam nüfusu ise 30.530'dur. İlçemiz iklim ve bitki örtüsü bakımından Doğu Anadolu bölgesinin genel özelliklerini taşır. Etrafının dağlarla çevrili olması ve güneyinde Van Gölü'nün bulunması nedeniyle rakımı yüksek olmasına rağmen kışları fazla soğuk olmayan, yazları sıcak ve kurak olan karasal iklime sahiptir. Ceviz ile meşhur olan ilçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerinedir. Ceviz üretimin yanı sıra aynı zamanda ceviz reçeli ve kayısı ilçemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Adil Cevaz'ın kuzeyindeki volkanik bir tepenin üzerinde yer alan ve Arzaşkun şehri olduğu tahmin edilen Kef Kalesi, Urartuların yaşadıkları bir yerleşim yeridir. Urartular dönemine ait 140 odalı Kef Kalesi'nde 1964 yılında yapılan kazılarda 30'dan çok odası olan, büyük bir saray kalıntısı ortaya çıkartılmış ve bu odalardan bir bölümünde düzenli iki sıra halinde çok sayıda büyük küp pitos bulunmuştur. Son olarak 1973 ila 1976 yılları arasında Kef Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Urartular dönemine ait olan 3000 yıllık tarihi kale, Türklerin Anadolu'ya adım atmasıyla birlikte Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safevilerin egemenliği altına girmiş, 1534'te Osmanlı yönetiminde büyük önem kazanıp bir sancak merkezi olmuştur. İlçenin girişindeki tepede bulunan ve birçok medeniyet tarafından kullanılan Adil Cevaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmalarıyla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek. Anadolu'nun ilk kubbeli camisi olarak bilinen Tuğrul Bey Camii Adil Cevaz Kalesi'nin altında bulunmaktadır. Caminin üzerinde 12 küçük kubbe bulunmaktadır. Adil Cevaz Tuğrul Bey Camii 16. yüzyılda Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1965 yılında restore edilen cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yeniden restore edilmiş ve bugün ibadete açıktır. İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 14. ya da 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Ulu Cami, Selçuklular tarafından inşa edilmiştir. Karakoyunlular döneminde ise Hatuniye Medresesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde doğu kısmına ek yapılarak yeniden cami olarak açılmıştır. İlk restoresi 1965 yılında yapılan Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında tadilat ve restorasyon çalışmaları sonrasında sağlam ve güzel bir görünüme kavuşarak ibadete açılmıştır. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, doğal güzelliği, manzarası, biyolojik çeşitliliği, inci kefali balığı, yüzme ve çeşitli su sporları aktiviteleri ile önemli bir turistik destinasyondur. Van Gölü, bu özelliklerinin yanında son yıllarda mikrobiyalit denilen mercan kayalıklarına ve peri bacalarına benzeyen kule tarzı sualtı yapılarıyla dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalarda, Van Gölü'nde kıyılardan itibaren 100 metre derinliğine kadar olan alanlarda mikrobiyalitlere rastlanabilmektedir. Van Gölü'nün derinliklerinde yer alan mikrobiyalitler Adil Cevaz ilçesi sınırları içerisinde yoğunluk göstermektedir. Araştırma bulguları literatürle örtüşmekte, dünyada bilinen en büyük mikrobiyalitlerin Van Gölü'nde olduğunu, kimi noktalarda 40 metreye kadar yükselen kule benzeri mikrobiyalitlere rastlanmaktadır.
Birçok tarihi yapıları içerisinde barındıran Adilcevaz ilçemizde, 2018 yılında yapılan dalışlar sonucunda 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde, Urartular dönemine ait olduğu düşünülen 3000 yıllık kale kalıntısı ortaya çıkarıldı. Bulunan bu tarihi kalenin sualtı dalış turizmine kazandırılması hedeflenmektedir. Süphan Dağı, Adilcevaz ilçesinin sınırları içerisindedir. Van Gölü'nün kuzey tarafından Adilcevaz, Erciş ve Patnos arasında yer alır. Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Volkanik bir oluşum olan dağ, Türkiye'deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından ikinci sırada yer alır. Toplam 4058 metre yüksekliğe sahip dağ, tırmanış yapanlar için önemli bir alandır. Dağın zirvesinde irili ufaklı buzul gölleri bulunur. Bunlardan birinin çok derin olduğu söylenir. Dağın zirvesi örtü buzulu ile kaplı durumdadır. Karşıdan bakılınca örtü buzulları oldukça güzel bir manzara oluşturur. Süphan Dağı doruğunda 40 şehidin mezarları bulunur. Süphan Dağı'nın volkanik oluşumlu bir dağ olması çevresindeki toprakların verimli olmasını sağlamıştır. Yeşil ile mavinin harmanlandığı Adilcevaz, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, bahar aylarında özellikle doğa fotoğrafçılarının ve vatandaşların akınına uğramaktadır. Eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve masmavi suyuyla ilgi çeken Aygır Gölü, huzurlu ortamıyla vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerin başında gelmektedir. Gölün doğal yapısına zarar verilmeden yapılan bungalov evler ve oluşturulan kamp alanlarıyla bölgeye gelen misafirlere hizmet verilmektedir. Adilcevaz'da 2014 yılında Van Gölü içerisinde Doğu Anadolu bölgesinin ilk ve tek su kayağı tesisi yapılmıştır. İlçeye her yaz ayında çevre il ve ilçelerden gelenler kablolu su kayağının yanı sıra ringo, banana, jet ski, kniboard ve wakeboard gibi birçok su sporları aktivitelerinden faydalanabilmektedir. 575 metre uzunluğunda 5 adet çekici direk ile profesyonel ve amatör sporcular su kayağı yaparak macera ve adrenalin dolu anlar yaşamaktadır. Adilcevaz ilçemiz aynı zamanda Van Gölü Havzası'nın en güzel ve en uzun sahillerini içerisinde barındırmaktadır. Sahillerimizde çok sayıda aile plajlarımız mevcuttur. Çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar, Van Gölü'nden faydalanmak için özellikle Adilcevaz sahillerini tercih etmektedir.